أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا إن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi firah li sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefqahu kavli ve favvidu emri ila Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah Sallu ala rasulina Muhammed Allahum salli ala sayyidina ve nabiyyina Muhammed <laughs> Yusuf suresi 23. ayeti kerimesinde kaldık Allah celle celaluhu ahsanul kasas en güzel kıssa diye Rabbimizin bildirdiği buradaki konular alınacak çok ibretler bulunmaktadır. Toplumun her bir kesimiyle alakalı bazı uyulması gereken, dikkat edilmesi gereken edep, ahlak, tavır ve hareketler burada incelenmektedir. Yusuf aleyhisselam kuyuya atılıyor. Ve kuyudan çıkartılıp kardeşleri tarafından az bir bedelle o kervan sahiplerine satılıyor. Ve kervancılar bunu Mısır'a getiriyorlar. Mısır'da köle pazarında daha çocuk onu satılığa çıkartıyorlar. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın ay gibi e, güzelliği herkesi cezbediyor. Bu sefer alıcılar çoğalınca bu duyuluyor. Tevafuk Mısır'ın ikinci adamı Aziz dediğimiz yani Firavun'dan sonraki ikinci kişi yetkili bunu alıyor ve eşine diyor ki bunu alalım bunu güzel koru muhafaza et bununla ilgilen bu bizim işimize yarar veya bunu evlat ediniriz. Bir önceki derste bunları uzun uzun konuştuk. Ancak şunu üzerine durarak izah etmemiz gerekir. İslam köleliği getirmemiştir. Olan menfur yapıyı ıslah etmiş. Oradaki gayri insani yapıyı insanın tabiatına uygun hale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle onlar sizin kardeşleriniz yediğinden yedirin, giydiğinizden giydirin gücü yetmediği sorumlulukları yüklemeyin. Takati yetmiyorsa siz de yardımcı olun. Ve bir basamak ötesi İslam azat sistemi, onları hürriyetine kavuşturma sistemini ortaya koymuş bir yemin kefaretinde bile köle azadı bulunmakta. Ha, anlıyoruz ki İslam tarihin bütün dönemlerinde yapılmış olan yanlış işleri hep ıslah etmek, insani ve yaşanabilir bir hale getirme kuralları koymuştur Yusuf Aleyhisselam Saray'da büyüdü ve e, genç bir delikanlı haline gelince güzelliği dillere destan işte Azizin hanımı Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a kalbi meftun oldu ve hulleti evet 23. ayet murad almak istedi ve hu o Yusuf aleyhisselamdan elleti o hanım ve o Yusuf fi beytiha onun evinde yani sarayda sarayın bir e, devlet başkan yardımcısı var bir de hanımı var. Hanımla sarayda baş başa kalınca işte bu çocuk elimizde büyüdü. Elinde büyüdü ama senin kan bağın yok. Olmayınca işte Kur'an-ı Kerim bize bunu net olarak misal veriyor. Kan bağı olmayınca ne yaptı? Ona annefsihi, kendi nefsine talep etti. Burada evlatlık meselesini hemen incelememiz lazım. Evlat edinilen, burada bir kan bağı yok. O kız çocuğu büyüdüğü zaman erkeğe haram olur. Erkek büyüdüğü zaman evin hanımına haram olur, namahram olur. Ya elimizde büyüdü ne var ki bunda? İşte olay bu. Olay burada. Yusuf Aleyhisselam küçük çocuktu. Ellerinde büyüttüler. Yağız delikanlı olunca bu sefer kadıncağız burada ve gallakatil kapıları kapattı. Bu meselede evlatlık edinme meselesinde <laughs> en son yaş iki buçuk yaşına kadar kız ise erkek tarafından yani hanım süt verebiliyorsa her şey çözülüyor zaten. Böyle bir durum gerçekleşemiyorsa o zaman kız ise erkek tarafından bir yeğenidir ablasıdır süt verirse o zaman süt, süt dayı süt amca olur. Böyle bir bağ kurulur. Erkek ise o zaman hanım tarafından onu ona akraba edeceğiz. Erkeğin büyümesi erkeğe bir zararı yok. Efendim çapraz gitmesiyle. Erkek ise kız, kız ise hanım tarafından yani bu şekilde e, süt verilmesi. Erkek deli, e, çocuk iki buçuk yaşına kadar evlat edinildi. O zaman hanım tarafından <laughs> ona süt verilir. O süt teyze, süt hala haline getirilir. Ve katil ebvab. Kapıları kapattı ve kalet. Efendim Züleyha dedi ki hey telek haydi gel. Yani zina teklif ediyor. Kâle Yusuf aleyhisselam maazallah Allah'a sığınırım dedi. Allah'a sığınırım. İşte bizim hayatımız bu. Yani Allah Celle Celaluhu bize helalleri ve haramları bildirmiştir. Biz Allah'ın Celle Celaluhu'nun imtihanıyla karşı karşıya kaldığımızda Yusuf Aleyhisselam gibi Allah'a sığınırım diyeceğiz ve <laughs> o hataya ve günaha Allah'ın emrini çiğnememeye az mı cezmedip kulluğumuzu ispatlayacağız. E ne yapalım çevre bozuk bu mazeret değildir. Yusuf Aleyhisselam sarayda bütün şartlar müsait. Ne yapıyor? Maazallah. <laughs> Allah'a sığınırım. İnnehu <laughs> Rabbi. O benim efendim e, aldı, himaye etti, beni büyüttü. E efendim yani evin sahibi evin sahibi innehu rabbi buradaki rabbi kelimesi evin sahibi yani senin kocan o benim de efendim beni satın aldı sarayda beni en güzel şekilde büyüttü. Ben şimdi ona nasıl vefasızlık edeyim bu ihanet <laughs> en güzel şekilde bana baktı beni büyüttü efendim e bugünlere geldik. Ben bu yanlışı, ben bu ihaneti nasıl yaparım? Ya olur mu bu? Allah'a sığınırım. İnnehu la yuflihu zalimun. Zalimler felah bulmaz. Yani ihanet edenler. Adamın ekmeğini yedik, evinde büyüdük hanımıyla <laughs> böyle bir yanlış menfur bir durum. Olur mu bu? Bu yakışır mı? Allah'a sığınırım dedi. Yani burada bizim alacağımız ders nedir? Ne kadar şartlar hazır olursa olsun İnsan düşünecek. Karşındaki ne yaptığını bilmiyorsa o birinin ya kızıdır, ya kardeşidir, ya ablasıdır, ya annesidir. Ya bu olur mu yani bu? Yani o menfur bir fiil olabilir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a meşhur biri geldi sahabeden. Ya Resulallah nefsim çok, malik olamıyorum, kabardı, zina edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapma direkt demedi. Buyurdu ki peki zina edeceğin? Birinin ya annesi, ya ablası, ya kızı, ya kardeşi vesaire. Sen annene böyle bir şey ol olmaz. Kardeşine böyle bir şey yapılmaz. Olmaz. E efendim yakınına böyle bir şey olmasını isten Olmaz. E olmaz. O da birinin bu şekilde efendim kan bağı var, can bağı var. E sen kendine yapılmasını istemiyorsun, başkasına yapma. Tamam ya Resulallah dedi, vazgeçiyorum. İşte Yusuf aleyhisselam da ne dedi? La yuflehul zalimun, zalimler. Bu zalim oluyor. Neden? E şimdi başkasının iffetine dokunuyorsun. İşte o zaten o yollara düşmüş. O yollara düşürülmüş. Bir erkek dinine, vatanına, namusuna sahip çıkacak. E namus nedir? İşte bir başkasının iffetini korumaktır. Yanlışa düştüyse niye düştün? Paraya ihtiyacın varsa al parayı. Git evinde iffetini koru demek lazım. Göğsünü siper et. Dursun bu hayasızca akın. 24. ayet. وَلَقَدْ هَمَّتْ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Bu ayetin ince bir manası var. وَلَقَدْ Andolsun olsun Hemmet kastetti, arzu etti, murad etti. Bihi Yusuf Aleyhisselam'ı. Yani kadıncağız Yusuf Aleyhisselam'a gönlü meyletmiş. Onun efendim güzelliğinden aklı başından gitmiş ve Kendini ona arz ediyor. Bu menfur fiili işleyelim diyor. Hemmet bihi onu kastediyor. Ve hemme biha. Yusuf da Yusuf da Züleyha'yı kastediyor. Yani burada şöyle ince bir mana var. Yani Yusuf Aleyhisselam orada zina etmek istediği manası değil. Kur'an-ı Kerim nettir. Yani bir insanın mesela oruç tutan birisi sıcak bir havada Efendim terlemiş şırıl şırıl bir su akıyor. İnsanın tabiatı o suya meyleder. Ya işte bir iftar olsa da şu sudan içsek. Yani bu temenni günah değildir. Kişi ne yapıyor orada? Nefsini tutuyor. Çok acıkmıştır. Çok da güzel bir yemek yapılmıştır. Kokusu da geliyor. Nefis onu arzu ediyor. Arzu ediyor ama hayır. Ben oruçluyum. Rabbimin emrini çiğnemem. Şimdi insanın tabiatı genç Yağız delikanlı ne yapıyor? Evlenme yaşına gelmiş harama gönlü meyle diyor. Haramı arzu ediyor. Zü yeneril nasi hubbu şehvat. Şehvi şeyler insanlara süslüdür. Fakat ne yapıyor? İşte Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi maazallah. <laughs> Allah'a sığınırım. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunu net bildiriyor. Yani Yusuf da ona nefsi meyletti. Meyletti ama ne yaptı? Kendini o haramdan tuttu. Bizim bu ayet üzerine çok konuşmamız, üzerine durmamız gerekiyor. Yani şu hataya düşülmesin. Bir genç ne yapayım canım böyle istiyor. E zaten canın o haramı istemesi esas imtihan orada başlıyor. Maazallah Allah'tan korkarım. Ve raculun daati imratu mansib ve cemal. Güzel soylu birisi e seni harama davet ediyor. Efendim fekal inni ehafullah. Allah'tan korkarım. Ben bu haram işi işlemem diyen cennetliktir. İmtihan orada. Levla en ra'a burhane rabbihi. Eğer Yusuf Rabbisinin burhanını, delilini görmeseydi efendim o harama düşerdi. Yani Allah yapma dedi. Tamam ya Rabbi dedi. Allah Celle, Celle ilahi hükümleri karşısına çıktı. Yani bir kul olarak Allah'ın mülkünde Allah'ın emrini çiğnemeyeceksin. Tamam ya Rabbim ki işte böyle. Li çeviririz anhu ondan esu kötülükleri ve vel fahşa bütün fuhşiyatı. İnnehu o Yusuf min ibadinal muhlasin. Muhlis vardır, muhlas vardır. Muhlis ihlası elde edici. Muhlas ihlası elde etmiş. İhlas sahibi olmuş. Allah bizi muhlas olanlardan eylesin. Muhlis ihlası elde etmeye çalışmak. Bir de muhlas. Yani şeytan aleyhillâne inne yani e, e, ben muhlas kullarını kandıramam dedi. Yani muhlasin e, erişmiş olan kullar. Evet. Şimdi bu hususta yakulul burhan ellezî ra'ahu Yusuf aleyhisselam selase ayet diyor. Bin kitabıyla Allah'ın ayetini e, inne aleykum lehâfızîn muhakkak sizin kiramen kâtibin melekleri vardır. Yani melekler beni görüyor ya. Ha bir insan bir günah işleyeceği zaman bu kadar ağır, kiramen katibin melekleri beni görüyor. Yani bunların gördüğü halde yüzlerce melek onların yanında bu günah işlenir mi? İnne aleykum le hafizin. Evet. Ve ma tekunu fi şe'nin. Ve ma tekun oldu fi şe'nin bir şanda ki. Evet. Emmen huve kaimun ala kulli nefsin ma kesebet. Evet. Emmen. O kimse ki huve kaimun ala kulli nefsin. Her insanoğlu bir makesebet yaptıklarıyla kaim olur. Şimdi bun, bunlar insana çeki düzen veriyor. Her yaptığınla Allah'ın huzurunda kaim olacak, hesap vereceksin. Efendim bir makesebet rahine insanoğlu yaptıklarına rehin alınacak, hesap verecek. İşte bu hesap Yusuf aleyhisselamı ne yaptı? Bu hesaptan dolayı ben Allah'a velatakrabu zina, zinaya yaklaşmayın. O da yaklaşmadı. قال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار efendim tenhahu an zalike bu da çok böyle bir manalar var yani duvarlarda yani bu işi yapma efendi vela takrabu zina zinaya yaklaşma bu haramlara yaklaşma diye duvarlarda diyor yazılar gördü diyor yine şöyle bir <laughs> rivayetler var en yakuna surati yakub Yakup Aleyhisselam gözünün önüne geldi. Yani evladım ne yapıyorsun yapma. Yani bir insan bir mesela harama düştüğü zaman bir alim bir veli bir Allah dostunu seviyordur. Efendim sevgisinden dolayı onun himmeti vardır. Böyle bir şeyle karşılaştı o hatırına gelir. Kabe aklına gelir. Yani bazı insanlarda böyle şeyler ruhaniyet onu kaplar. İşte burada tefsirde geçiyor. En yakuna sureti Yakup Aleyhisselam'ın suretini gördü. Ve caizdir diyor en yakuna suretül melek. Bir melek gördü. Ve yine ve caizdir en Yakune ma rahu mektuben mine zecri an zalike. Yani yazılı bir duvarda yazı gördü diyor. Mevla ona gösterdi. Ha demek oluyor ki yani Allah Celle Celaluhuna ihlas sahibi oldun mu Mevla kulunu koruyor. Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Onlar günah işlemezler. Ancak velilerde o ihlaslı kullarda da e, onlarda onlar da mahfuzdur. El enbiya masumun vel evliya mahfuzun. Korunmuş olmaktadırlar. Elhamdülillah. Rabbim bizleri muhafaza eylesin haramlara düşmekten. 25. ayeti kerime. Vestebekal bab. Vestebeka ikisi yani Yusuf aleyhisselam ve Züleyha da peşinde Koştular Elbab kapıya. Ve kaddet boylu boyunca yırttı kamisahu Yusuf'un gömleğini böyle geriden mindubrin sırtından ve el feya seyideha ledelbab. Ve el feya karşılaştılar seyideha efendim o kadının kocası ledelbab tam kapıda kapıyı açtılar ki adamcağız orada olacak şey değil ama oluyor işte. Kapıda karşılaştılar. Kalet. Burada Kadınların zaten Kur'an-ı Kerim diyecek inne keyde kunne azim hilelerinin büyük olduğunu o atmosferde kalet. Kadıncağız dedi ki ma ceza u cezası nedir men erade bi ehli kesuen senin ehline eşine kötülük isteyen efendim onun cezası ne olabilir bak eşine kötülük yapmak istiyor bu. Bir anda iş değişti. Bakıyorsunuz yani aynı şeyler olayla karşı karşıya kalınca hemen bakıyorsunuz o sanki masummuş suçlu senimişin gibi işte Kur'an-ı Kerim Ahsenil Kasas diyor hep bunları görürsünüz. Adam baktı ki iş zora düştü kendisi masum oluyor efendim karşıki tarafı suçlu ilan ediyor halbuki ihtilali yapan kendisi ihaneti yapan kendisi hırsızlığı yapan kendisi gayrimeşrulu yapan kendisi öldüren kendisi mazlum olan efendim kendisi küffar-ı alemde bunu görürüz. Evet genel olarak söylüyorum. Gerçi Züleyha annemize iman nasip oldu sonra ama buradaki durumda netice itibariyle efendim İslam dairesinde değil. Hemen orada dedi ki senin eşine ehline kötülük murad edenin durumu ne olur? Tabi Yusuf Aleyhisselam da çok sevdiği için oldu öldürülebilir diye hemen bilinçaltı olarak orada illa en yüz hapsedilsin. Hapse ölmesini de istemiyor burada. Ev azabın elin veya buna azap edilsin. Yani dövün ama öldürmeyin diyor. <laughs> öldürmeyin. Çünkü seviyor onu. Acayip bir şey. 26. ayet. Kale hiye ravedetni an nefsihi. Kale Yusuf aleyhisselam. Hiye o eşin ravedetni benden murad almak istedi. An nefsihi. Kendi nefsine. Benimle ne alakası var? Devamı. Ve şehide şahidun min ehliha. Onun akrabalarında da bir tane bebek var orada şahit. Git o çocuğu bebeğe sorun. Kundakta bir çocuk var orada. Kundakta. Şimdi burada rivayetler var. Efendim dört beş tane çocuk bebekken konuştu. Şimdi ayeti bitireyim. O çocukları da burada rivayet etmiş olalım. Ravedetin annefsi ve şehide şahidun min ehliha. O bebeğe gidin sorun dedi. Adam da itiraz etmedi. Yusuf Aleyhisselam'ın masumiyetini biliyor. Anladı olayı. Bebek konuşmaya başladı. İşte buradaki devamı bebek konuşuyor. İnkâne gamîsuhu. Tabi onun sesini burada çıkartmak gerekiyor artık. O çocuk orada. Buradan da anlaşılan o ki iki tane olay mutlaka bunlar ortaya çıkıyor. Birisi insan öldürmek. Allah var, insanın kanı. Kanı toprak içmediği için o kan mutlaka faili meçhul diye bir şey yok çözülüyor. İkincisi ise zina meselesi edep mahalli pis kokular mutlaka çıkıyor onun o pis kokusu affederseniz yani mutlaka çıkıyor inkane kamisuhu diyor bebek konuştu burada ee, onun gömleği kudde min kubulin eğer önden yırtıksa fesadakat kadın doğru söylüyor ve huve minel kazibin yusuf yalancı olur o zaman ancak ve inkane kamisuhu eğer yusufun gömleği kudde min duburin ardından yırtıksa ki baktı Ardından yırtıldı. Fekezebet o zaman eşin yalan söylüyor. Ve huve sadıkın. Yusuf o zaman sadıklardan doğrulardan. Felemmer'a gördü ki kamisahu Yusuf'un gömleği kudemin duburin. Geriden yırtılmış. Yani zina edecek adamın gömleği niye arkadan yırtılsın? Demek ki kaçıyordu. O da gömleğini tuttuğu gibi o da yırtıldı. İnnehu min keydikun. Adam dedi ki bu sizin hileleriniz zaten. Ey dedi. Bu sizin hileleriniz. Dünyada bütün insanların efendim ezhebeli bir radülil hazim, çok akıllı başı, baş, akıllı dirayetli bir adamın aklını başından alırsınız demişti hakünler asılabim sizler diyor. Bütün filmler, diziler, efendim işte bir, bir reklam dedikleri vesaire, o olaylarda hep insanları bu şekilde fitneye sürükleyen bir vasıta ve aracı olarak kullanıyorlar ve ondan sonra da bakıyorsunuz e, orada bir suç veya da yanlış olunca e, hemen karşıki tarafa e, yansımalar vesaire olaylar net olarak burada görülüyor Kae Aziz dedi ki orada bu sizin hileniz İnne keyde künne azim sizin hileniz çok büyük. Sizin hileleriniz çok büyük. Yani kadınların hileri inne muhakka keyde künne keyde künne tekit var burada. Azim kelimesi tekrar çok büyük demektir. Burada tekit üzerine keyde künne azim çok büyük. Sizin hileleriniz hile, hile yapmaklığınız çok büyük. Ve kâne şeytâne kâne diyor. Şeytanın hilesi zayıftır diyor Kur'an. Yani şeytanın hilesi zayıf olduğunu bahsediyor. Yani şeytan bir vesvese veriyor. Ama bir kadın endamıyla vesaire efendim insanı etkiliyor, harama sürüklüyor, günaha sürüklüyor. Bu sefer bakıyorsunuz adama sorarsın Müslüman mısın? Tabii gavuru sever misin? Sevmem. Hep beş saattir burada hepsi o rolleri yapanlar küffar o alem. Bu kafir orada ahlaksızlık yapıyor, içki içiyor, bütün gayri ahlaki elbisesiyle, haliyle e saatlerce dört saattir, beş saattir nasıl bir imanın var da ve kümül ileykümül küfra iman küfru vel fusuka, günahı vel isyan isyanı çirkin görmen gerekirken orada ne yapıyor? Etkiliyor o haramlar. İşte en sonunda da ne güzel bir efendim filmdi vesaire. Her taraf haram. Sen güzel dedin şimdi. Harama güzel dedin. İmanı da zedelemeye başladı. İnne keyde kunna azim. Sizin hileniz çok büyük. Yusuf diyor Yusuf. Ya ey Yusuf. Aridan haza böyle bir şey olmamış gibi sen bundan yüz çevir. Bebek konuştu orada. Dedi ki eğer önden yırtıksa hanımın doğru söylüyor. Ardından yırtıksa Yusuf doğru söylüyor. Baktı ki sırtından yırtılmış. Bebek konuşuyor. Şahitlik yapıyor. Yani olayı anla diyor. Adam baktı ki iş çıktı ortaya. Hanımı yapmış yanlış yapmış. Yusuf'un bir suçu yok. Yusuf kaçıyor. Zaten kapıya, kapıya gelmiş. Kapıya tutunuyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Yusuf. Aleden haza. Bu işlerden bu fitneden sen yüz çevir dedi. Anlaşıldı bu iş. Ancak dedi desem ki hanım sen yanlışsın. Bütün saray ayağa kalkacak. Efendim böyle bir meseleden ortalık çalkalanacak. Buradan dolayı seni mecbur suçlu ilan edeceğiz. Ya güçlü güçsüzü döver meselesi. Burada haksızlık yapıldı. Hep dünyada bunları görüyoruz. Bakıyorsunuz güçlü benim kariyerim, otoritem bir garibanı silindir gibi ezip geçiyor. Yusuf Aleyhisselam'ı ezip geçtiler. <laughs> aynı şeyler Kur'an'ın ahsenül kasas dedi bu işte. Hep aynı şeyi görüyoruz. Güçlü adama dokunulmuyor. Öbürü gariban nasıl? at hapse gitsin. Ver cezayı gitsin. Biz buna ceza veremeyiz. Dünyada bunları yaparsın ama mahkemeyi kübra var mahkemeyi kübra. Yusuf ve Haza ve Stafiri Lidenbik. Sen de günahından af iste dedi. E madem siz firavunsunuz o zaman İslam yok. Daha Yusuf aleyhisselam peygamberliğini ilan etmemiş. Diyor ki günahından istiğfar et. Demek ki zina firavunlukta da haram. Zina efendim bütün küffar alemde de yanlış bir iş. Bakıyorsunuz savunuyor. Medeniyet demeye kalkışıyor. Zina diyor niye har günah olsun, niye suç olsun diyor adam. Bunu kaldırıyor, reddediyor. Daha da beter efendim bilmem eşcinsellikleri. Yürüyüş yapıyor bunlarda ne var özgürlük diyor. Haram bunlar ya. Firavunlukta baksana ne diyor? Efendim günahından af iste diyor. Af iste. İnne ki sen kunti minel hatin sen hata yaptın diyor. Hanım sen hata yaptın diyor. Kim? Efendim Firavun. Firavunun en birinci adamı. Zaten o zamanki Firavun da yaşlıydı. Bütün devlet işlerini bu görüyordu gelecek aziz dedikleri o adamın da aziz, adı adı aziz efendim <laughs> yani Mısır devletinin en güçlü adamı en güçlü adamının hanımı böyle bir yanlış yaptı. Yanlış yapınca Yusuf sen de bu işten yüz çevir dedi. Mesela çıktı ortaya. Efendim senin bir suçun yokmuş ama biz yine faturayı sana keseceğiz dedi. Çünkü bütün gücümüz, otoritemiz sarsılır dedi. Biz mahvoluruz dedi. Ya iki günlük dünyada kariyerini kurtaracaksın. Sonsuz cehennemi göze alıyorsun öyle mi? Ya dünya bu. İnneki kunti minel hatin. Ama burada gerçeği söyledi hiç olmazsa. Şimdi bakıyorsunuz adam gerçeği de söylemiyor. Ben haklıyım diyor. Ben doğru yapıyorum diyor. Bak en azından burada diyoruz ki Yusuf sen bu işten yüz çevir. Hanımına diyor ki sen de Allah'tan af, af mağfiret mağf, 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 iste. Düştün bir efendim ay, yanlışa ne yaptın sen? Sen hata yaptın yanlış yaptın dedi ya. Suç sende dedi. belki 29. ayet. Hz. Abbas adı efendimizden tekelleme erba diyor. Ve sigar. Dört tane çocuk bebek konuşmuştur. Sigar küçük yani bir ay bir yaşında. Bebek bebek. Onlardan bir tanesi Yusuf aleyhisselama şahitlik yapan bu bebek konuştu. Bu da Maşite dediğimiz binti Firavun. Efendim Firavun'un kızı. Bu elinde tarak vardı. Firavun'un kızının saçlarını tarıyordu. Tarar, tararken tarak yere düştü. Aldı kendine Bismillah dedi. Bismillahirrahmanirrahim deyince o Firavun'un kızı çılgına döndü. Dedi ya babamdan başka dedi yerlerin göklerin dedi sahibi var mı dedi. O zaman ilahlık Günümüzde de aslında ilahlık taslayacak olanlar var da o bittiği için onun modası geçti yani. Yani bir de heykele tapmanın da modası geçtiği için millet heykele tapacaklar da var ama onlar şimdi putperest misin heykele mi tapıyorsun o gavurluğun modası geçti. E yani şimdi ne yapılıyor peki şimdi nefsine tapılıyor. Şu andaki ilah nefis oldu. Ben arzu istediğimi yaparım. Ben özgürüm. Ben kendi özgürlüğümü, kendi efendim hayatımın çizgisini kendim çizerim falan. Hayat senin elinde değil ki kendin çiziyorsun. Şimdiki de putperestlik yani ilah nefis olmuş durumda görülüyor. Kızı dedi ki benim babamdan başka mı ilahın var senin dedi. Yerlerin göklerin sahibi Allah Celle Celaluhu. Bunu Firavun aldı. Üç tane çocuğu var. Bu sefer dedi ki bana beni kabul etmezsen dedi seni çocuklarını öldürürüm dedi. Bir tane çocuğunu gözünün önünde kesti. Kanlarının üstüne akıttı. Ana yüreği dayanamadı. Öbür bebeği de aldı. Gözünün önünde onu kestirdi. Çocuk düşünebiliyor musun Bir ana yüreği buna dayanırım. Bu sefer üçüncü bebeği de aldı. Gözünün önünde o da süt emiyordu efendim. Süt emen bir bebek. Daha bir iki aylık bebek süt bağrında duruyor. Bağrından söktüler. Efendim onu da öldürecekler. Öldürecekler o esnada ana yüreği artık iki evlat gitmiş maşite. Radıyallahu anh ha, validemiz. Efendim bebeği de aldılar bunu kesecekler. O esnada dedi bari dedi tamam sen firavunsun be büyük adamsın böyle diyeyim dedi bunu ya. Tam o esnada çocuk dile geldi. Ya umma anacım, ya umma anacım, ya umma anacım. La tercih an dinik, dininden dönme, dönme, dininden dönme dedi. Bu sefer dedi tamam ne yaparsanız yapın. Bu olaya rağmen o bebeği de öldürdüler. O anneyi de efendim şehit ettiler. Yani bir insan nasıl rahat bir şekilde... Yani Müslümanım diyecek onu demiyor. Ben şuyum ben buyum vesaire. Şimdi o cümleleri saymayayım. Nasıl diyebiliyorsun sen? Müslümanım diyeceksin. Çok rahat bir şekilde yok ben efendim tamam da ben şuyum ben buyum sayıyor da sayıyor bir sürü meseleler. O kadar kolay mı bu kelimeleri kullanmak? O kadar ucuz mu? Bir de Yusuf Aleyhisselam'a şahitlik yapan bu çocuk. Bir de ve sahibi Cüreyç. Bunu da konuşalım. Cüreyç. Cüreyç diye birisi vardı. Abit birisiydi. Annesi geldi. Cüreyç dedi. Namaz kılıyordu. Yani salati ummi salati ya anneme mi sevap vereyim namazı... Namazıma devam edeyim dedi. Rabbime kulluğa devam edeyim dedi. Halbuki namazını kılıp bir ara anacığına gidebilirdi annesi geldiğine göre. Gitmedi mübarek. Dengeli olmak burada öyle bir ince mesele var. Ertesi günü bir daha geldi. Cüreyç. Salati ummi ya namazımı kılayım. Kıldı namazına devam etti orada. Annesi gitti. Üçüncü gün yine geldi. Cüreyş dedi çağırdı. Salatü ümmi namazım. 24 saat namaz kılıyor demek. efendi dedi namazıma devam edeyim. Rabbime kulluğa devam edeyim dedi. Annesi de orada seni dedi bir kadın sana musallat olsun dedi. Bir iftireye uğrayasın dedi. Ana, anadan çıkan ise. Onun için efendim böyle dua etmemek lazım. Söz vücut buluyor. Allah iyi etsin. iyi akıl fikir versin. Sana edep nasip etsin. Böyle bir şey de demedi mübarek. Ee, ama yücüre işte de burada böyle bir tahlil etmek lazım. Orada namazını bir yarım saat ara verip anacığına buyurun anacığım diyebilirdi. Oradan da ders çıkartmamız lazım. Sonuç olarak efendim annesinin orada namazını devam ettirdi. Efendim işin özeti bu bir kadın buna musallat oldu. Kadıncağız efendim zinalar teklif etti. Dedi ki Allah'a sığınırım ya böyle şey mi olur dedi. Git buradan dedi. Gitti bir efendim dağdaki çobanla düştü kalktı hamile kaldı. Dedi bu çocuk Cüreyc'in çocuğudur demeye başladı. Bu sefer millet dedi biz de seni derviş zannederdik. O dedi seni vesaire bunu bu sefer onun e, mabedini yıktılar o mescidini yıktılar dövdüler dövdüler dövdüler. Yapmayın etmeyin niye dövüyorsunuz benim suçum ne bir defa efendim konuşuyoruz. Berat-ı zimmet onun için asıldır ya bir dur bakalım işin aslını bir öğren ya. Ondan sonra millet dövdü hakaret etti. Sonra bir dakika dedi bana bir müsaade edin dedi. Yara bere içerisinde abdest aldı iki rekat namaz kıldı. De şu bebeği bana getirir misiniz getirdi. Dedi ki men ebuke dedi ya bebeğe sordu bebeğe. E baban kimdir dedi. Bebek dile geldi daha bir, bir, bir aylık bile değil bebek. Köçücük bebek ya. Dedi ki ebi dedi benim babam dedi. Dağdaki bir çoban dedi ya benim babam sen değilsin dedi ya. Benim babam şu filancadır dedi. Milleti o özür dileriz dedi kusura bakma. Altın yaldızlı sana camiler yapalım. Yok dedi. Orada özrünü kabul etmedi. İşte bu meseleye de dikkat etmek lazım. Yani kırıp döküp ondan sonra ortalığı kaldırdıktan sonra özür dileriz. Bu bir işe yaramıyor. Baştan beraat-ı zimmet. İnsanlar suçsuzdur. Olayın aslını bir görmek lazım. Olayın aslını Nur suresinde bu meseleler gelecek. Sonra dedi ki aynı orijinal haliyle yapın dedi. Sonra İsa aleyhisselam. Meryem annemize nereden buldun bu çocuğu dedi. Senin baban senin sülalende böyle bir ahlaksızlık yok dedi. Sen de buldun bize bir böyle bir bebek dedi. Zina ettin diyemediler. Çünkü Tevrat'ta babasız bir evlat dünyaya gelecek kayıtlarını biliyorlar. Orada bocalıyorlar ama hasedinden senden böyle bir evlat olur dedi. Kabul edemiyorlar yani. Bizim gibi soylu adamlardan gelsin. Niye senin gibi böyle bir çocuktan falan böyle bir şey olsun vesaire. Sen kötü kadınsın da diyemediler orada. Ve işaret Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a işaret etti. İsa Aleyhisselam kâle inni abdullah ben Allah'ın efendim kuluyum. Ataniyel kitap Allah bana İncil'i verdi ve cealini nebiyye Allah beni peygamber yaptı. Böyle çocukların konuşmasından bahsedilir. Bir de bir efendim kadıncağı süt veriyordu. Bir adam vardı kelli felli. Allah'ım çocuğumu böyle öyle. Allah'ım dedi o bebek daha küçücük süt emiyor. Allah'ım beni onun gibi etme dedi. Zalim adammış ama fiyakalı, şöhretli bir kadıncağaza da sen zina ettin hırsızlık yaptın diyorlar. Allah'ım bebeğimi böyle etme ya Rabbim. De. O da çocuğu sütü bıraktı. Allah'ım beni onun gibi eyle dedi. Her iftiraya vuruyormuş. Bu meseleleri iyi anlamak lazım. Her duyulan habere hemen itibar etmemek lazım. akun fasikun bine beyin. Fasıktan gelen haberlere itibar etmeyin, araştırın. 30. ayet. Ve kâle nisvetun fil O şehirde bulunan kadınlar İmratül Aziz. O Aziz'in geldi işte isim. Aziz'in hanımı Turavidü fetaha an nefsihi. Saraydaki bir çalışanı, işçiyi kendine yani oradaki hizmetliği kendine rahmetmeye çalışmış. Kadı şegafaha hubba. Yani bağrı yanmış o çocuğa efendim tutunmuş. Bu ne kadar şey bir şey. Yani uy na hoş bir şey, uygunsuz bir olay. Yani gidip de efendim böyle e, bir gence e, tutunulur mu bir köleye vesaire. İndalen raha biz o Züleyha'yı <laughs> fi dalalim bin yanlış içerisinde görüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Felem semiat işitti bir mekrihi onların bu konuşmalarını efendim kendisi hakkındaki bu e, uygunsuz ifadelerini Erselet ileyhinne onlara haberler gönderdi. Davet etti saraya ve atedet hazırlattı. Lehunne onlara müttekeen böyle güzel döşekler vesaire hazırlandı. Ve atet vaat min hunne zikkine. Efendim önüne meyveler güzel meyveleri dizdi. Hepsinde de bıçaklıklar var. Ve kalet. Şimdi gayet nezih bir ortam. Meyveler rengarenk hazırlanmış. Saray tabi burası. Efendim buyurun gelin dedi. Kadınlar şimdi olayı bilmiyorlar. Onlar davet edildik zannediyorlar. Oranın ileri gelen efendim kadınları hanımları. Vakalet. Züleyha dedi ki "Ukhrucaleyhinne." Dedi ki yani e, şu salona gider misin? Yusuf Aleyhisselam'ın haberi yok. yani orada öyle şeyler oluyor diye o sarayda mübarek. Dedi bu bir salona geç dedi. Okhrucaleyhinne. E, Felem ara ainehu. Yusuf Aleyhisselam oradan geçti. Baktı kadınlar var orada başı neydi oradan geçiyor. Hele mera aynehu ekber nehu baktılar. O gözlerinde çok büyüttüler ki zaten öyle. Ve katta ne Yusuf Aleyhisselam'a bakarken ellerini kesiyorlar böyle. Elle katta ne kelime paramparça ettiler böyle. Ellerini böyle kestiler. <laughs> Yusuf'a bakıyorlar. Kul dediler ki haşa haşa lillah. Haşa lillah yani haşa lillah. Yani haşa Türkçe dedi haşa ya. Ma haza beşer bu insan olamaz in haza illa melekün kerim güzelliğin tamamı verilmiş yani ay gibi mübarek nasıl bir güzellik varsa bu bir melek olabilir dediler böyle bir güzel bir şey olabilir mi ellerini kesiyorlar Bu ayeti kerimede her ölen insana demir efendim çengeller takılacak yani 300 çengelli böyle vücudun kemiğinden etinin ayrılması gibi bir azaptan bahsedilir Peki iman ehli cenneti seyrederken ölümün acısını hissetmez. Bu ayeti misal getirirler. Çok güzeldir. Yani elini kesiyor o güzellikten aklı başından gidiyor. Acayip bir şey. Nasıl ki Hazreti Ali namaza duruyor. Namazın heybetinden asa, azametinden ayağından oku çıkartıyorlar. Haberi bile olmuyor ya. Ya Hazreti Ali radıyallahu an seviyoruz. Onun kıldığı gibi namaz kılacağız. Onun yolunda gideceğiz. Evet bazıları ben Ali'yi seviyorum diyor. Namaz kılmıyor bir şey yapmıyor vesaire. E, Hazreti Ali'yi seviyorsan namaz kıl ya. Dürüst ol. Hazreti Hasan'ı seviyorsan, Hazreti Hüseyin'i seviyorsan. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin camideydi sürekli. Evet. Halet. Züleyha dedi ki. Fezalikunnellezillumtunneni <laughs> fihi. Beni kınadınız, ayıpladınız ya. Beni efendim e, bu nasıl bir şey dediniz Fezalikunne ne işte bu elledilumtun ne değil lan yani lemettiniz beni kınadınız ve belkada ravedtu ravedtuğu an nefsihi ben onu efendim e, talep ettim e, yani nefsinden rahm almak istedim efendim fakat feste asam o kendini korudu e, ve buna yanaşmadı. Veleyn veleyn lem yefal ma amuruhu onun dediğini yapmazsa le <laughs> yuscenenne elbette hapsolunacak ve le yekuna min asaghin hor hakir olacak. Hala zinai testi orada teşvik ediyor. Bak dediğimi yap yoksa hapsolacaksın. Kale Yusuf Aleyhisselam dedi ki: "Rabbim ey Allah'ım esicnu es ahabbu ileyye ma yedunni ileyye. Bu kadınların beni davet ettiği bu zinadansa hapse girmeyi tercih ederim." dedi. Burada tefsirlerde izahatlara baktığımız zaman görüyoruz. Yani Yusuf Aleyhisselam Allah'ım bana selamet ver diyebilirdi. Kader ilahi. Burada ne yaptı? Hapis benim için daha efendim yerinde olur. Bu, bu haramlara düşmektense dedi. Ee, peki. Kader ilahi tabi. Rabbi es-sicnu hapis. Ehabbu ileye. benim için daha sevimli. Mimma yedunen ileyye. Baktı ki çözüm yok. Adam da olayı biliyor. Kadın da efendim her şey ortada. Fakat bunlar ısrar ediyorlar. Bu menfur bir duruma bu haram. Efendim e, işlememi istiyorlar. Efendim geçici bir zevk için sonsuz cehenneme gitmektense hapse gideyim. Efendim o haramı işlemeyelim ve Allah'ın gazabına çarpılmayalım. Ve tasrif <laughs> anni keydehun. Allah'ım beni onların hilesinden, ihanetinden geri çevirmezsen esbu ileyhin benim ben de o hataya düşer, o hataya efendim kayarım. O ekum minel cahilin ve cahillerin işlediği gibi o suçu, o hatayı, o haramı ma düşeriz. Allah'ım beni muhafaza et diye Allah'a münacat etti. Beni bu haramdan çevir ya Rabbi. Buraya dikkat çekerek söyleyeceğim. Dikkat diyorum. Dikkat. Diyorum ki Yusuf Aleyhisselam burada bize bir şey öğretiyor. Peygamberler bize her şeyle örnektir. Allah'ım bu harama beni düşürme, beni bu haramdan geri çevir ya Rabbi diye Allah'a münacat ediyor. Bu haramdan dönmezsek efendim ee, cahillerin işlediği gibi bu harama düşerim. Beni muhafaza eyle ya Rabbi deyince festecabele. Allah duasını kabul etti. Allah Celle Celaluhu duasını kabul etti. Duanın kabul olduğu yer neresi oluyor? Demek oluyor ki bir insan bir haramla karşı karşıya ruhu efendim bütün damarlarına kadar efendim o suçu o günahı işlemek istiyor. Fakat o günahla karşı karşıya kaldığında Allah'ım beni bu içkiden kurtar Allah'ım. Beni bu zinadan kurtar Allah'ım. Beni bu içine düştüğümüz hatadan adam yetkilidir mesela yanlış yapıyor. Devletin malına elini uzatıyor. Efendim veya başkasına zulmediyor veya orada biliyor kendisini. Allah'ım ben ne yapıyorum bu hatalara nasıl düşüyorum? Allah'ım beni bu haramdan çevir Allah'ım sana sığınırım. Burası çok önemli bir nokta. Ve illa tasrif anni keydehun Allah'ım bu kadınların hilesinden, ihanetinden beni çevirmezsen bu benim de ayaklarım kayar, ben de yanlış yaparım. veya yakum cahilin cahillerin işlediği gibi o menfur işlere, o haramlara düşerim Allah'ım. Düşmeden sana münacat ediyorum. Fes tecabele. Allah duasını kabul etti. İşte Eyüp Aleyhisselam hastalandığında ne yaptı? Bizim için örnek bir menhec oluyor. Yusuf Aleyhisselam haramla karşı karşıya kaldı. Efendim saraydaki bir bayanla karşı karşıya. İşin mesela tefsirlerde geçiyor işte kocasının eninin iktidarsız olması, çocuklarının olmaması, yani karı koca olamamışlar. Kadıncağızın da böyle bir efendim nefsinin bütünüyle meyletmesi etmesi, şartlar hazır, kapılar kapalı. Ama ne yapıyor orada? Allah'ım senin yasakladığın bir şeyi geçici olarak bu dünyada bunu yaparsak sonsuz ahiret elden gidiyor. Bu işin şakası yok Allah'ım. içine düştüğüm bu haramdan beni kurtar. Yoksa efendim biz de bu hataya düşenlerden oluruz. Peygamberler de ismet sıfatı vardır. Bunu da üzere durmak lazım. Ancak bize yine bir usul öğretiliyor. Ben o hataya düşerim. Düşmek istemiyorum. Festecabe lehu rabbuhu. Allah duasını kabul etti. Ve bu vasile de bize bütün günahla elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Bütün haramlardan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Fasarafe anhu. Evet Allah duasını kabul etti. Derhal fe hemen cevap olarak geldi. Allah da onu o haramdan günahtan kurtardı. Keydehun <laughs> o kadınların hilesinden. Innehu, <laughs> Allah huve semiul alim her şeyi işiten her şeyi bilendir. O diye Yusuf ve ümmehu sülüsü <laughs> husnü dünya. Evet Yusuf aleyhisselama dünyanın güzelliğinin yarısı verildi. Yani Adem aleyhisselama ee, rivayet edilir ki Adem Aleyhisselam'a güzelliğin tamamı verildi. Yarısı Resulullah Efendimiz, yarısı Yusuf Aleyhisselam. Bir rivayette efendim maddi alemde görülmediği güzelliğin tamamı Resulullah Efendimiz'de yarısı Adem Aleyhisselam çünkü cennette yaratıldı, yarısı Yusuf Aleyhisselam. Böyle anlatılır. Şu rivayeti de okuyalım dersimizi. Sümme beda min ba'di ma ra'u'l ayat le hatta hin yeni bir konu başlıyor. Efendim e, 35. ayet manayı vereceğim. Buradan devam edeceğim bir sonrakinde. Sümme bedalehum. Onlara her şey ortaya çıktı. Devlet erkanı olayı anladı. Efendim o e, Züleyha'nın kocası da aziz de anladı. Min badimara evul ayat bütün delilleri gördüler. nehu. jununnehu hattahin bir dön müddet elbette o Yusuf'u hapsedeceğiz. Niye hapsetiyorsun? Madem deliller ortada, madem suçsuz, madem bunun bir suçu yok, niye hapse atıyorsun? Aynı şeyler oluyor. Güçlü olanlar kendilerinin efendim yok bizim e, temiz, bizim şuyumuz, bizim buyumuz vesaire. E biz değil şu garibanı hapse atalım. Etme bulma dünyası. İnsanoğlu ne yaparsa karşılığında ahirette bulur. Ancak hizyü dünya ehvenümün hizyü ahiret. Dünyada mahzun olmak Gerekirse efendim olaylara yüzleşip dünyadaki rezillik diyelim efendim. Yani adaletin tesisi hususunda orada mahcup olmak ahirete sonsuz mahcup olmaktan daha kolaydır. Fis sahih diyor <laughs> anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet elini uzatsan güneş tepende hiçbir gölge yok. Mevla yedi sınıf insanı gölgelendirecek. İmamun adilün adaletli önder. Yani devleti idare ediyor. Vali, kaymakam, evin reisi, ev, efendim vesaire patronudur. Adalet. Adalet el adlu esasül mülki. Mülkün temeli adalettir. Kendi nefsinin aleyhinde de olsa ben haksızım sen haklısın. Bunu diyebilmek lazım. Ve şabun neşe fi ibadetillah. Gençliğini Allah'a ibadetle geçirmiş. Ve racunun kalbuhu muallakum bil Kalbi camiye bağlı. Ezan okundu mu? Okundu. Ha namazımı kılayım, camiye gideyim, namazımı kılayım. İza kharaca minhu hatta yaudu ileyhi. Çıktı tekrar namaza. Ve racunun itihaba fi'llah ictemalehi ve li Allah için iki insan birbirini seviyor. Allah için bütün İslam ülkeleri, Müslümanlar birbirini sevmeli. O sevgi unutuldu. Osmanlı döneminde Afrika'daki, Osmanlı dönemindeki Kafkaslar'daki, Osmanlı dönemindeki Balkanlar'daki İslam ülkeleri şimdi aynen duruyor. Fark o zaman hepsi birbirini seviyordu. Tek şimdikisi birbirleriyle küffar ve alem yok o şudur yok o budur yok şu mezheptir yok şu efendim yapıdır şu ırktır. Arap'tır, Kürt'tür, şudur. Ya ne olur Müslüman değil mi? Müslüman bitti. İnnemel mümini inananlar <laughs> ihbetün kardeş değil mi kardeş? Bitti. Bir araya gel. Allah o günleri tez zaman göstersin. Nedir bu kadar küffar alemin oyuncağı olmak ya? İki insan diyor Allah için birbirini sevecek. Sevmeyi ve atasimu bir cemiyan. Allah'ın ipine yapışınız. Ve raculun tasaddaka sadaka fa la Bir insan öyle bir sadaka veriyor ki sağ eli verdi sol eli duymayacak. Ya sol el sol el duymaz meselesi. He? O değil yani gizli ver gösteriş yapma hatta öyle sadaka ver ki karşındaki dahi bilmesin senin karşında el pençe dur sahabe gizli verirdi cebine koyardı ki nereden geldi bilmez çünkü karşısındakine el pençe durmasın diye çünkü Allah için veriyorsun evet la ve cemal fekali inna bir soylu güzel bir kadın davet ediyor gel zina edelim diyor Allah'tan korkarım geçici 3-5 dakikalık zevk için kendimi sonsuz cehenneme atarım At atarım mı ya ben Allah'tan korkarım İşte bu ne yapalım çevre bozuk haram ortamlar Allah'tan korkarım diyenler kurtulacak diyor ve raculun Allah, halen fefadet aynahu. Allah'ı hatırlıyor, göz gözyaşı döküyor. Mevla bunları affedecek diyor. Peki. Sevgili Allah'ım rızasına nail eylesin. Sevdiği işlerle meşgul eylesin. Yusuf Aleyhisselam'ın iffetini nasip eylesin. Haramlardan cümlemizi korusun. Amin. Subhan rabbil aliyil ve habbil hamdulillahi lezi lihaza ve ma kunna Allah. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmen. Ya Rabbi elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı haramlardan muhafaza eyle. Rızan ana ileyle. Asaletli bir ömür. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Abduhu ve Resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha Allah'ımız. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعه